Merhaba arkadaşlar, ben Aziz Serin. Daha önce Twitter'da duyurduğum üzere ücretsiz temel analiz eğitimi verebilmek adına gösterdiğimiz çabalar, verdiğimiz uğraşılar artık ufak ufak somutlaşıyor. Hatırlanacağı üzere biz Mahmut Hoca ile beraber bu yola girmişken sonradan bize katılan başka arkadaşlarımız da oldu. Kendi bildiklerini bizim gibi hiçbir karşılık beklemeden insanların öğrenebilmesi için, yatırım yapabilmeyi öğrenebilmesi için böyle bir uğraşıya girmiştik. Sağ olsun birkaç arkadaşımız daha katılınca hem eğitimin içeriği zenginleşti hem de çok daha kapsamlı bir eğitim serisi ortaya çıkacak diye umuyorum. Yeni katılan arkadaşlarımızı daha önce ben Twitter'da duyurmuştum ama tekrar burada da bahsetmek istiyorum. Hem de eğitimin içeriğiyle ilgili de birkaç bir şey söylemek istiyorum. Şöyle bir format düşündük biz. Mahmut Hoca teorik olarak temel analizi anlatacak, yatırım stratejilerini anlatacak, davranışsal finansla ilgili seminerler verecek. Ben Aziz Serin uygulamalı temel analiz örneklerini sunacağım. Bunu yaparken açıkçası birçok video izledim ben böyle bir eğitim verebilmek adına. Çünkü neticede ben eğitmen değilim. Ayrıca hani bir şeyleri öğrenmiş olmak, bilmiş olmak, öğretebilmek anlamına da gelmiyor. Bunun da bilincinde olduğum için öğretirken, öğretmeye çalışırken daha doğrusu nasıl davranmam gerektiğini, neler anlatmam gerektiğini öğrenebilmek için ben de bununla ilgili birçok eğitim videosu izledim. İzlediğim birçok eğitim videosu açıkçası çok ezbere dayalı, çok sıradan konular olarak geçiyor. Ama ben şunu yapmak istiyorum. Bir şirketin mali yapısını, bilançosunu anlatırken bilançodaki oluşan bu kalemlerin nasıl oluştuğunu anlatmak istiyorum. Dönen varlıklar işte tamam bir yıl içerisinde nakde dönüşmesi gereken, nakde dönüşebilecek olan varlıklar. Tamam da bunların içinde ne var? Hangi kalemler nasıl oluşuyor? Alacaklar kalemi nasıl artıyor veya azalıyor? Artması veya azalması ne anlama geliyor? Çünkü bir de mali yapıdaki, bilançodaki oluşan bu kalemlerin daha sonraki dönemlerde bilançoya veyahut da gelir tablosuna ne gibi etkilerde bulunacağını da ben anlatmak istiyorum. Hani birazcık sıradan eğitimlerin dışına çıkacağım diye umuyorum. Bu şekilde daha faydalı olacak diye umuyorum. Doruk Kurt. Doruk, DSF ve nakit akımları ile ilgili oldukça deneyimli bir arkadaşımız. Bu konuyla ilgili bildiklerini paylaşacak. Bülent Atik hocamız, Bülent abimiz sağ olsun o da ilgi gösterdi. Malumunuzdur, hisse başı kar rakamı ve FK deyince akla ilk gelen isim Bülent abidir. O da bu konuyla ilgili bildiklerini eğitim videolarına katkıda bulunacak. Bora hocamız hedge konusunda oldukça başarılı bir hocamız. O da hedge ile ilgili birkaç bir şey söyleyecek. Ayrıca uygulamalı scorecard kendi daha önce yatırımlarında uyguladığı scorecard uygulamasından bahsedecek. Oldukça ilginç konular içeriyor bunlar da şimdiden belirteyim. Sağ olsun Gökhan hocamız temettü yatırımcılığı. Hani sosyal medyada temettü yatırımcılığı dediğimizde akla gelen ilk isimlerden bir tanesi de Gökhan hocamızdır. Sağ olsun o da bu konuyla ilgili eğitime katkıda bulunacak. Alper hocamız zaten temel analizin en önemli kıstaslarına sahip olan arkadaşımız. İşin psikolojik boyutu, sabır boyutu, bunlarla ilgili bildiklerini aktaracak sağ olsun. Böyle geniş çaplı oldukça güzel bir eğitim ortaya çıkacak diye düşünüyorum. Biz bugünlerde artık ufak ufak eğitim videolarını çekmeye başladık. Epey geç kaldık farkındayım biliyorum ama hepimizin malum işleri var. Artık kapanma zamanları da geldi pandemiyle ilgili. Evde daha çok bulunabileceğiz. Bu yüzden daha rahat videolar çekebiliriz diye düşündüm. Artık ufak ufak başlıyoruz. Bilgilerinize sunuyorum.